Benden kurtuldum. Artık sultanımı üzemeyeceksin. Gülşah, sultanım. Ne oluyor? Yardım edin. Başa yetişin ne olur. Bu sesler ne? Ne? Bilmiyorum. Bir şey oluyor belli. Git çabuk öğren. Yardım edin ne olur. Hadi sene ne duruyorsun? Kızlar!
Ne var? Kim bağırıyor böyle? Sesler bizden değil Sümbül Ağam. Yukarıdan geliyor. Hay Allah'ım, bir gecede hadise çıkma sen. Ne var yine? Esma Hatun, ne oldu? Ne oldu söylesene. Ne olmuş? Anlamadım ki. Yahu ne oldu söylesene. Kızlar ne oluyor burada? Sümbülah, şehzademiz. Esma. Esma, niye buradasın? Esma! Şehzade. Eyvahlar olsun. Gülnihal, aç gözlerini. Ne oluyor burada? Gülnihal! Yaşıyor mu? Bilmiyorum. Zavallım, kim yaptı bunu? Öldürdüler onu. Tövbeciğim ben ya! Hadi, dayan Gülnihal. Dayan, kurtaracağım seni. Ne olmuş? Öğrendin mi? Konuşsana. Neymiş bu gürültü? Gülnihal, ne olmuş ona? Öldürmüşler. Nasıl? Kim yapmış? Bilmiyorum sultanım. Gülşah, bana doğruyu söyle. Ölmüş sultanım, öyle dediler. Kim yapmış diyorum sana? Ben... bilmiyorum. Sen mi yaptın yoksa? Çekilin! Sümbül, Gülnihal mi o? Dayı Hatun, beni öldüreceklerdi. Yetişin, herkes uyansın. Süleyman nerede? Validem nerede? Herkes kalksın. Sultanım, bağırmayın, sakin olun. Beni öldüremediler, Gülnihal'ı öldürdüler. Ben yapmadım. Hayır. Sen yapmadıysan ne bu halin o zaman? İstemeden oldu sultanım, ben Hürrem sandım. Allah senin belanı versin. Ne yaptın sen ha? Ne yaptın? Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Ne yaptın? Allah belanı versin. Allah belanı. Dayan Gülnihal. Sakın ölme. Yetiştireceğim seni. Yetiştireceğim. Yetiştireceğim. Ben sana hiçbir şey yapmayacaksın demedim mi? Sultanım ben... Ben sizin için... Aptal! Bitti. Senin yüzünden kendimi alacaklar. Yaptım benim. Bitti. Şimdi defol git buradan. Gözüm görmesin seni. Sultanım, ne olur acıyım bana. Defol.
Daye, ben de seni çağırtacaktım şimdi. Ne bu gürültü patırtı gecenin bu vaktinde? Kavga kıyamet mi çıktı yine? Keşke öyle olsaydı sultanım. Durum vahim. Gülnihal bıçaklanmış, ölüyor zavallı. Hem de Hürrem Sultan'ın yatağında, yanında da Şehzade Selim varken. Selim iyi mi? Şehzademiz iyi, annesinin yanında. Lakin Hürrem Sultan çıldırmış durumda. Beni öldürmeye kalktılar diye ortalığı birbirine kattı. Gidelim hemen. Ölmüş mü? Söylesene. Yaşıyor. Ne yapet kurtar onu. Öldüreceklerdi Nigar. Bu kan benim kanım olacaktı. Hürrem Sultan yeter. Çıkalım buradan haydi. Aman Allah'ım. Validem, beni öldürmek istiyorlar. Katiller. Sakin ol. Nigar anlat hemen. Ne oldu? Ben hamamdaydım. Hürrem Sultan da hamama geldi. İşimiz bitti döndük. Bir de gördük ki Gülnihal cansız yatıyor. Ölmüş mü? Hürrem ağlama, geçti. Çocukları al, hemen benim daireme gidiyoruz. Daye, sen de git Gülnihal'in durumunu öğren. Mahidevran'la Mustafa'ma da baksınlar. İyiler mi öğrenin. Hadi. Daire'ne dön çabuk. Hadi böyle görmesinler seni. Küşah. 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 Ağlar. Ağlar. Merdivenlerden yuvarlandı. Şifahaneye götürün hemen. Maşallah. Sultanım. Allah vere de zavallı ölmese. Amin. Dua edelim Daye Hatun'um. Haremde sultanın odasına girecek kadar gözü dönmüş bir katil var Sümbül. Gözünü dört aç. Cariyeleri başıboş bırakma. Bu ne bu? Buna ne oldu? Merdivenlerden düştü. Bu nasıl düşmek? Dayak yemiş gibi. Ağzı burnu kan içinde bunun. Allah'ım bu nasıl bir gece ya Rabbim? Hürrem, yavaş, sakin. Aklına mukayyet ol. Burada hiçbir şey olmaz sana. Çocukları düşün. Hünkârımı görmek istiyorum. Haberi olmalı. Otur yerine. Aslanımı bu saatte uyandırıp tedirgin etme. Sabah ilk iş haberdar ederiz. Nigar, çık söyle. Ağlar da gece boyunca kapıdan ayrılmasınlar. Sultanım, Gülnihal yaşıyor. Hekimler ellerinden geleni yapıyorlar lakin durumu ağır. Mahidevran'la Mustafa'ya baktın mı? Şimdi baktım, ikisi de uyuyor. Belli ki olanları duymamışlar. Allah'ıma şükürler olsun. Döşekleri serin, herkes burada kalacak. Thank you.
Padişah Hazretleri. Hürrem Sultan'ın suçu kabahati yok. Hünkârımızla birlikteydi. Hanıma ne zaman geldi? Hünkârımız çıktıktan sonra Gülnihal gelmiş. Selim'i ona emanet edip çıkmış. Gülnihal de garibin bebeği kucağına alıp uyumuş. Sonra Hürrem Sultan geldi. Hamamda yıkanıp sohbet ettik. Kıyamet kopmuş da haberimiz yok. Hürrem Sultan çok korktu. Bütün gece uyumadı. Beni de öldürecekler diye kıvrandı durdu. Sorup sual ettiniz mi gören duyan? Yok paşam. Nigar kafa. Şüphelendiğin biri var mı? Bilmiyorum. Ayşe Hatun da bıçakla öldürüldü. Aynı kişi olabilir. Katil hala aramızda. Tövbe. Hünkârımızın haberi var mı? Valide Sultanımız gece müsaade etmemiş söylenmesine. Anladım, sen git. Mevzuyla ben alakadar olacağım. Bu haremden siz mesul değil misiniz? Haremde bir katil kol geziyor. Şehzademin uyuduğu odaya kadar giriyor. Siz neredesiniz? Ne işe yarıyorsunuz daye? Bağışlayın Valide Sultanım. Her kimse çıkacaktır ortaya. Sultanım, yemin ediyorum bulup kendi ellerimle cezasını vereceğim. Eğer bulunmazsa ben vereceğim cezanızı Sümbül Ağa. Valide Sultanım, bir şey var lakin... Ne? Dün gece Gülşah'ı da şifahaneye getirdiler. Yüzü gözü yara bere içindeydi. Dayı Hatun'um da gördü. Doğru mu dayı? Doğrudur sultanım. Hadiseyi görmek için koştururken merdivenden düşmüş. Nasıl düştüyse artık Gülnihal'den beter olmuş. Bana Mahidevran'ı çağırın. Baş üstüne sultanım. Validem, neler olmuş? Ah Hatice, sorma başımıza gelenleri. Hayırlı sabahlar hünkârım. Gel Pargalı. Girettin'in şu meşhur evine ne vakit gideceğiz? Siz münasip görürseniz yarın gideriz hünkârım. Münasiptir. Senin bir sıkıntın var Pargalı. Söyle. Dün gece haremdeki katil yine çıkmış ortaya hünkârım. Gülnihal Hatun'u bıçaklamış. Hürrem Sultan'ın dairesinde. Gülnihal Hatun yaşıyor. Lakin durumu ağır. Katil Hürrem'in odasına kadar giriyor ve bana şimdi mi söyleniyor bu? Valide Sultanımız sizi uyandırıp telaşlandırmak istememiş hünkârım. Hürrem Sultan odada değilmiş. Çok şükür durumu iyi. Geceyi validemizin yanında geçirmiş çocuklarla. Haremimde bir katil dolaşıyor Pargalı. Bulmak için ne bekliyorsun? Hürrem'in ölmesini mi? Sultanım. Ne var Sümbül Ağa? Niye geldin? Valide Sultanımız sizi çağırıyor. Ne sebeple? Bir şey mi olmuş? Vallahi bilmiyorum sultanım. Bana bir şey söylenmedi.
Nasıl durumu? Ne lazımsa yaptık sultanım. Kendine gelmesini bekliyoruz. Maria. Zavallı Maria. Sakın beni bırakma. Sevindirme düşmanlarımızı. Bu neden burada? Dün gece merdivenlerden yuvarlanmış. Gülce, korkma benim. Ben... Merdivenden düşmüşsün. Vah, vah, vah. Yazık sana. Ne oldu da düştün? Birdenbire oldu. Koşarken ayağım takıldı. Düştüm. Hadise çıkmış gece. Neymiş o? Hürrem Sultan'ı öldürmeye mi kalkmışlar ne? Olur mu hiç? Kim cesaret eder? Vallahi bilmiyorum. Öyle dediler. Bırakın muhabbeti de çalışın. Kolay gelsin efendiler. Kolay gelsin. Leo, nasıl bitti mi Leo? İyi, bitmek üzere. Güzel. Aferin. Nasıl efendi? Arkadaşlar konuşuyordu, duydu. Hürrem Sultan'ı dün gece öldürmek istemişti. Haberim yok. Allah Allah. Gidip malumat alayım hemen. Validem, Hatice Sultanım. Gel, otur şöyle. Dün gece olanları biliyorsun değil mi? Duydum. Zavallı Gülnihal şifahanede can çekişiyormuş. Senin Gülşah da öyle. Gece sesleri duyunca gönderdim git bak diye. Şaşkın. Ayağa takılıp düşmüş. Mahidevran. Doğruyu söyle bana. Bu olanlarla bir ilgin var mı? Validem. Benim yaptığımı nasıl düşünürsünüz? Ben katil değilim. Hatice Sultanım. Ben böyle bir ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Ben de öyle. Lakin bu mevzuyla alakalı bir bildiğin varsa saklama söyle. Evladımın üzerine yemin ederim benim haberim bile yok. İnşallah doğruyu söylüyorsundur. Aksi halde seni ben bile kurtaramam. Dua edelim de kız ölmesin. Hadi elinizi çabuk tutun. Odanın her yanı tertemiz oldu. Birazdan biter. İyi. Gülnar nasıl olmuş? Ölü gibi yatıyor. Zavallı.
benim yüzümden can verecek. Ha? Gülşah da şifahanedeydi. Yüzü yara bere içinde. Merdivenden düştü diyorlar. Ama yalan. Geç onun doğrusunu öğren bana. Ben de o düşmede bir bit yeniği olduğunu düşünüyorum. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hürrem. Süleyman. Beni öldürmek istiyorlar. Hem de benim dairemde, benim yatağımda. Her şeyden haberim var. Sakin ol Hürrem. Ne vakit bitecek? Az kaldı. Yeter artık. Bitir şunu. Nakkaşların kafasını karıştırma. Merak etmeyin. Kurtulacaksınız benden. Öyle mi? Bak bu güzel haber. Ne vakit? Yakında. Çok yakında. Nazlı Efendi, öğrendin mi Birce? Hürrem Sultan iyiymiş, onun bir şey yokmuş. O mevzuyu çocukların yanında sakın ha konuşmayın. Öyle yapıyoruz hünkâr. Biz dün gece valide sultana gezmeye gittik, orada uyuduk. Öyle mi? Ben valide sultan uyudum, bana masal anlattı. O vakit bu gecede birlikte uyuruz, ben de size masal anlatırım. Olur mu? Ben yazı yazacağım Mustafa abim gibi. Aferin sana. Hadi siz gidin. Esma bekliyor sizi. Hürrem. Endişelenme. Bunu her kim yaptıysa bulacağım ve kellesini alacağım. Hem de senin gözünün önünde. Benim yanımda ol yeter ki. Ben her belayı atlatırım. Dün gece keşke ayrılmasaydım yanından. Bunlar olmazdı o vakit. Düşmanlarımız var hünkârım. Düşman çok yakında, içimizde. Ama kim? Paşa. Paşa Hazretleri. Kapıyı kapan. Hiç mi şüphelendiğin bir şey yok? Bana öyle bir şey söyle ki senin canını almayayım. Söyle. Kim? Gülşah. Affet beni.
Ne olur affet. Sana zarar vermek istemedim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bayağı kötü olmuşsun sen. Bir düşmeyle bu hale nasıl geldin? Oldu işte. Kimi kandırıyorsun sen? Konuş. Her şeyi anlat. Çocukları yalnız bırakma. Oyun oynayın. Meşgul et. Hürrem. Ben de sana geliyordum şimdi. Nasıl oldun, iyi misin? Çok şükür. Ölmedim. Sultanım. Müsaadenizle daireme gidiyorum. Tamam Mahidevran. Sen git. Sultanım. Bir geçmiş olsun demek yok mu? Geçmiş olsun. Size de. Malum Gülşah düşmüş. Ayşe Hatun'un katili aramızda dolaşıyor. Herkes canından korkar oldu. Öyle. Ama siz korkmayın. Sizi koruyan çok. Mahidevran. Sen dairene dön. Ben sonra uğrayacağım sana. Hürrem hadi. Yapma ne olur. Bırak beni. Bak. Gülnale bak. Şu zavallı senin yüzünden yatıyor değil mi? Her şeyi anlat. Eğer anlatmazsan buradan sağ çıkamazsın. İki damla zehirle canını alırım senin. Sen mi yaptın? Sen mi yaptın? Karanlıkta görmedim. Hürrem sandım. Ha şöyle. Anlat. Peki bu hale nasıl geldi? Mahidevran Sultanım dövdü. Beceremedin diye mi? Onun haberi bile yoktu. Duyunca kızdı bana. Vurdu. Canımı zor kurtardım. Onun bir günahı yok. Her şeyi ben istedim. Ben yaptım. Herkesin önünde alay etti benimle. Bıçak nerede? Nerede diyorum sana? Destur! İbrahim Paşa Hazretleri! Paşam. Kendine geldi mi? Maalesef aynı. İyi değil. Sen ne yapıyorsun burada? Gülnihal'in halini merak etmiştim. Ona bakmaya geldim. Dayı Hatun. Bunun yarısı kanıyor hala.
Hekimler nerede? Yemek vaktidir paşam. Gelirler şimdi. Geçin şöyle. Siz mi getirdiniz bunu buraya? Biz getirdik Paşa Hazretleri. Düşerken gördünüz mü? Hayır paşam. Fakat gürültüsünü duyduk. Merdivenin önünde yatıyordu. Hemen koştuk. Başka kimse yok muydu? Mahidevran Sultanımız da oradaydı. Düştü götürün dedi. Hemen getirdik. Her yeri didik didik arayacaksınız. Haremdeki her taşın altına bakacaksınız. Kim yaptıysa bunu. Bulup getireceksiniz bana. Yapanı da, bıçağı da. Sultanım. Ne var? Vaktiniz varsa bir hususta konuşmak isterim. Şu an seninle uğraşamam. Sonra gel. Gülşah Hatun'un yanından geliyorum. Beni dinlemenizde fayda var. Ne diyorsun sen? Çık dışarı. Her şeyi öğrendim. Gülşah itiraf etti. Asıl niyeti Hürrem Sultan'ı öldürmekmiş. Nasıl gözü dönmüşse. O değil de duyulunca sizden bilecekler kesin. Üzülme artık. İbrahim Paşa bir an evvel bulacaktır o katili. Bulur tabii. Neyse. Geldiğin için sağ ol. Sen yokken bu haremde çok yalnız kaldım. Konuşacak kimse yok. Ne zaman istersen gel. Çekinme. Babacığım. Mihrimah. Gel. Mimi. Yakışıyor eline bak. İnşallah yakında kendi çocuğunu kucağına alırsın. İnşallah. Sultanım, Mahidevran'a ne olmuş? Yüzü nasıl kötüydü öyle? Olanlara çok üzüldü. Bir hayli korkmuş. Sen kimsin de beni tehdit ediyorsun ha? Ben mi öldürdüm yani? Bunu mu diyorsun? Haşa sultanım. Yalan söylüyorsun. Haddini bilmiyorsun. Bana tuzak kuruyorsun. Gülşah'ın bir şey anlattığı yok. Bir sultanı suçlamak neymiş öğreneceksin. Çık dışarı. Öyleyse bu ne? Gülşah dedi yerini. Ben şimdi bunu ne yapayım? İbrahim Paşa'ya mı vereyim? Valide Sultanımıza mı? Senden başka bilen var mı? Şimdilik hayır. Ben istemedim Nigar. Kendisi yapmış. Duyunca paraladım zaten. O yüzden bu halde. Sultanım. Ben inanırım da. Lakin başkaları inanır mı onu bilmem. Ne istiyorsun benden? Söyle. Ne istersen yaparım. Yeter ki kapı çeneni, kimseye bir şey deme. Bu
Çok tehlikeli bir şey. Duyulursa kellem gider. Seni hünkâr kalfası yaparım. Maaşın artar. Hem altın da veririm ha? Nasıl uyudular hemen? Melek gibiler. Allah korusun yavrularım. Hadi sen de uyu yürüm, dinle. O katil haremde dolaşırken nasıl uyuyacağım? Rahat ol. Bütün tedbirler alındı. Benim yanımdasınız. Tek ümidim Gülnihal. İnşallah bir an önce kendine gelir. Belki yapanı da görmüştür. Süleyman, çok korkuyorum. Aç bakayım yaptı. Benim ölümüm kime fayda ki? Kim bana bu kadar düşman? Önce zehirlendim, şimdi de bu. Sakin ol Hürrem. Düşünme bunları. Haydi. Buyurun sultanım, afiyet olsun. Kaldırın şunu. Ama dünden beri bir şey yemediniz. Anne neyin var? Anneciğim. Haremde aranmadık yer, konuşmadık, cariye bırakmadık paşam. Gece geç vakit. Bir de baskın verip ani aramada yapacağız. Netice? Bana netice getirin Dayı Hatun. Gülşah Hatun hala açmadı mı gözlerini? Siz gittikten sonra ben uyandırıp konuştum. Bir hayli sıkıştırdım. Lakin bir şey bilmiyor. Sümbül ağa, bundan sonra sana uyku haram. Güvendiğin birkaç kişiyi al, haremde muhtelif yerlerde nöbete koy. Saklasınlar kendilerini. Şüpheli bir durumda derhal müdahale etsinler. Bilhassa sultanların daireleri muhafaza edilecek. Sizin belirlediğiniz kişiler haricinde kimse dolaşmayacak orada. Mahidevran. İnanıyorum sana. Kimin yaptığı ortaya çıkacaktır. Tasalan. Mustafa. Geçti oğlum. İyiyim ben. Thank you.
Sultanım. Tamam, yok bir şey. Arabanız hazır. Paşamız sarayınıza dönmeniz için sizi bekliyor. Geliyorum şimdi. Aydevran, aklım sende kalacak. İyisin değil mi? İyiyim. Gidin siz. Toparla kendini. Mustafa'yı düşün. Siz de temizleyin şurayı. Hadi. Hünkârım. Katil nerede? Ne işe yararsınız siz? Bulsanız şaşarım. Hünkârım, tüm tedbirleri aldık. Titizlikle arıyoruz. Pargalı. Benim soframa zehir kondu. Bunu kimin yaptığını sen de en az benim kadar bilirsin. Ne dersin? Bu hadisenin o zehri koyanla bir alakası olabilir mi? Ben bu ihtimali aklıma bile getiremem hünkârım. Gülnihal Hatun'un husumeti olan biri olabilir. Sen korumaya devam et Pargalı. Bunu ikimiz de biliyoruz. Lakin bu işin aslı astarı elbet bir gün ortaya çıkacak. İşte o gün herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Her kim olursa olsun. Bitmeyecek sandım. Hadiselerin ardı arkası kesilmedi bir türlü. Sultanlarımızın hadiseleri ne zaman bitecek acaba? Hünkârımız da çok üzüldü bugün. Hamamı hazırlattım. Su, buhar. İkimize de iyi gelecek. Koluma kıpırdatacak halim yok sultanım. Thank you.
Haydi Mustafa, sen git, seni hocalarım bekler. Bugün hocaya gitmek istemiyorum. Gitme, birlikte oynarız. Mehmet, bırak abini. Haydi Mustafa. Annemin yanına gideceğim, iyi değil. Annen hasta mı oldu? Dün gece çok ağladı. Kırdı döktü, daireyi darmadağın etti. Çok sinirli. Onu öyle görünce çok üzüldüm. Yalnız kalmasın. Neden hırpalıyorsun kendini bu kadar? Uzatma bu mevzuyu artık. Yeter. Korkuyorum validem. Haremde bir katil kol geziyor. Ya bu bela bize de bulaşırsa? Bu yüzden mi ortalığı ayağa kaldırdın gece? Sinirlerim bozuldu. Herkesten kuşkulanıyorum. Gülşah'ta yok. Daha söylerim. Aklı başında birini gönderir sana. Kendim için söylemiyorum validem. Benim hizmetim kolay. Esas hünkâr kalfası tayin etmek zaruri. Malum. Daye Hatun sizin hizmetinizde. Sümbül Ağa haremin başında. Her şeye yetişemiyorlar. Haklısın. Benim de aklımda. Kalfalardan birini vazifelendireceğim. Endişelenme. Nigar Kalfa'ya ne dersiniz? Nigar mı? Nigar Kalfa tecrübesiyle, sadakatiyle en güvenilir kalfa. Eğer hünkâr kalfası tayin edilirse bir hayli faydası olur. Hünkârım. Şehzadelerim. Şehzadeleri annelerine götürün. İbrahim Paşa. Ne zaman ata bineriz? Seninle ata binmeyi özledim. Yoksa küstün mü bana? Siz benim ilk şehzademsiniz, göz bebeğimsiniz. Bizim aramızda küslük olur mu hiç? Uygun bir vakitte sizi ata binmeye davet edeceğim. Hünkârım, bu sabah Fransız elçi Jean Frangepon geldi ve kralı François'un validesi Düşes d'Angelon'dan bir mektup getirdi. Hayli müşkil durumdaymış. İmdat feryadını size duyurmaya çalışıyor. Ver bakalım pargalı. Bu Frank Düşes'in derdi neymiş anlayalım. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Size çaresiz bir annenin yardım feryadıyla yazıyorum bu mektubu. Oğlum, biricik yegane varlığım Fransa Kralı François, İtalya'da Pavia Savaşı'nda İspanya Kralı Şarlke'nin ordusuna yenildi. Savaşta elbette yenenle yenilen taraf olacaktır. Ancak Şarlke'n oğlumu esir olarak teslim aldı ve İspanya'ya götürdü. Orada zorla çok kötü şartlar altında esir tutuyor. Bu bizim krallığımıza ve milletimize büyük hakarettir. Büyük İmparator, size bir anne olarak yalvarıyorum. Size sığınıyoruz ki cömertliğinizi bize ispat edip oğlumun tekrar serbest kalmasını sağlayın. Güçlü iktidarınızı bu meselenin hal olmasında göstermenizi arz eder, hürmetlerimin kabulünü temenni ederim. Düşes d'Angelon. Düşes, oğlu François'yı esaretten kurtarmam için bana yalvarıyor. Şarkene sizin mi emir vermenizi istiyor? Frank aleminde tartışmasız bir güç olduğunuzun emaresi bu mektup. Aylardır zindanlarda tutuyormuş François'yı Şarken denen o kafir. Düşmanına bile adil olacaksın. Haysiyetiyle oynamayacaksın. Zafer kazanabilirsin, lakin kaybedenin haysiyetini de korumak seni güçlendirir. Hünkârım, Signor Gritti sizi ağırlamak için bekler. Arzu ederseniz başka bir zaman gidelim. Gidelim pargalı. Saraydan biraz uzaklaşmak bana iyi gelecek.
carileri başıboş bırakıyorsun. Beğenmiyorum son halini. Hiç beğenmiyorum. Sümbüla, kaç parçaya bölüneyim? Hürrem Sultan Gülnihal olmayınca bana buyuruyor her meselesini. Nasıl yardım etmeyeyim sen söyle. Allah'ını seversen. Nigar Kalfa. Buyur Dayı Hatun. Bu hadiseler sana yaradı. Sümbüla beni size mi şikayet etti? Uykusuz çalışıyorum vallahi. Çalış çalış. Bak yarıyor işte. Anlamadım. Valide Sultanımız seni Hünkar Kalfası tayin etti. Hünkar Kalfası mı? Nigar mı? Sağır mı oldun Sümbüla? Bundan böyle Nigar Hünkar Kalfasıdır. Bir ara uğra, harem defterine kaydını geçsinler. Allah sultanımızdan razı olsun. Çok çalışacağım. Sizi mahcup etmeyeceğim Dayı Hatun. Bundan böyle çok uyanık olacaksın. Gözlerini dört aç. Vazifenin mesuliyeti büyük. Orada burada dolaşmayı da bırakacaksın. Sultanım, istediğiniz kumaşlar geldi. Yaycılar sizi bekliyorlar. Tamam, bakarım şimdi. Sadıka, bana güller topla. Odama da istiyorum. Ne güzel. Yeni mi bu? Ben Kısmet Ağa'ya söyledim, aldı çarşıdan. Güzelmiş. Buna uygun küpeler var bende. Unutma, sana vereyim. Sadık Hatun. Mektup mu var? Mektup yok ama benim bir derdim var. Çok özledim. Bir bahane görmeye geldim. Sadıka. Nasıl efendi? Sen burada mıydın? Ben acaba İbrahim Paşa'mız burada mıdır diye. Yok İbrahim Paşa. Hünkârımızla Venedikli Senyor Gritti'nin davetindeler bugün. Müsaadenizle. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Sultan Süleyman Han Hazretleri, Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri, evime gelerek büyük şeref verdiniz. Sizi ağırlamak büyük onur. Senyor Gritti, mütevazı dediğiniz ev bir saray çıktı. Mütevazı haneniz gözümü kamaştırdı senyor. Efendim, ben burada bu ananeyle büyüdüm. Tevazu mühimdir. Rahmetli annem Teodora da hep söylerdi, asla kibirli olmamalıyız diye. Zaten buna Sultan Süleyman Han'ın yanında kim cesaret edebilir ki? Bu ressam kim? Tiziano. Kendisi Venedik Sarayı'nın baş ressamıdır. Bellini öldükten sonra o geldi. Bellini büyük atam Sultan Mehmet Han'ın da resimlerini yapmıştı. Bir sene kadar bizim sarayımızda çalışmış, biliyor muydunuz? Biliyordum. O resimleri görmeyi çok arzu ederdim. Göremezsiniz. Ne yazık ki. Büyük atam Sultan Beyazıt Han günah diye sarayın dışına çıkarmış denir. Yazık olmuş. İbrahim Paşa da pek meraklıdır resme. Sarayını görmeniz lazım. Öyleyse size çok güzel hediyelerim olacak İbrahim Paşa Hazretleri. Bu büst İskender değil mi? Kendisi İskender'dir ama tanımanız beni şaşırttı doğrusu. Senyor Gritti, İbrahim Paşa sizi daha çok şaşırtacak. Kendisi İskender'in hayatını hatmetmiştir.
Gençliğimizde savaşlarını ve ideallerini sabahlara kadar okur tartışırdık. Bunu size hediye etmeme izin verin lütfen. Papa Hazretleri kralla yoş. Sizi Vatikan'a kadar getiren nedir merak ettim. Papa Hazretleri, Konstantinopolis'ten vahim haberler aldığımı bilmenizi isterim. Sultanım, bugün Fransız elçi Jean Frangipon bana geldiler ve Fransa kralı François'un annesinden size bir mektup getirdiğini söylediler. Esir kralın kurtarılması için... Signor Gritti, devlet-i âliyenin meseleleri görüyorum ki sizin de meseleniz olmuş. Sarayımıza gelen her elçi sizin de sarayınıza geliyor. Bu elçi daha başka neler söyledi size? Efendim, sizden alacağı cevabı bekliyor elçi anında. Kabulün ne zaman olacağının heyecanı içinde. Hünkârımız uygun gördüğü bir vakit elbette cevap verecektir. Çaresiz kalan bir annenin feryadına karşı kayıtsız kalmam Signor Gritti, merak etmeyin. Sultanım, sizin batıya atacağınız adımın korkusu Şarkan'ı tedirgin edecektir. Kral Lajos bilirsiniz. Şarken'in ve Avusturya Kralı Ferdinand'ın kız kardeşi diyebilir. Yani Habsburg Hanedanı'nın bir ferdidir. Ve Macaristan'ın Osmanlı toprağı olması da en büyük kabuslarıdır. Aylardır zindanda tutulan bir kral. François'un validesinin dileğiyle alakadar olacağım. Bu mesele ayrıca devlet-i âliyeyi yakından ilgilendiren bir meseledir. Küffar aleminin Şalke'nin bayrağının altında toplanmaması lazım. Onlar kabus görmeye devam etsin. Venediklilerin Osmanlı ile işbirliği içinde olma ihtimali var. Bu ittifakla Osmanlı Sultanı daha da güçlenir ve Hristiyan dünyasına karşı olan bu tehdit daha da büyür. Papa Hazretleri, Venedik Doçu Giritti'nin oğlu sultanın sarayına girip çıkıyor. Sultan Solomon ve Veziri İbrahim Paşa'yla sıkı dost olmuşlar. Giritti'nin hangi oğludur bu? Alvise Giritti. Onun yaptıkları Venedik Cumhuriyeti'ni bağlamaz. Neden Papa Hazretleri? Venedik Doçu'nun oğlu. O oğul kilisemizce takdis edilmemiştir. O gayrimeşrudur bizim için. Kilisemizce kabul görmediği için oradadır. Papa Hazretleri, Osmanlı'nın bu dine kadar gelmesinden ciddi endişeliyim. Hristiyan dünyasını yardıma çağırın. Lütfen. Osmanlı kilisemize aforoz edilen Luther'i desteklemeye başlamış. Düşmanımızla ittifak kurmak savaş ilanıdır. Roma Cermen İmparatoru Şarken hazırlıklı olsun.
size geldikten sonra hedefi daha ileriye gitmek olacaktır. Git, Şalken'i ikna et. Seni korumazsa kendisini de koruyamaz. Sultanım. Nigar. Nereye kayboldun sen? İşlerim vardı. Şifahaneden geliyorum. Sakın öldü deme. Allah'a çok şükür kurtuldu. Günler kendine geldi. Hemen gidip görelim. Katili görmüş mü? Vallahi ben bir şey duymadım. Esma, çocuklara bak. Yürü Nigar, hemen gidelim. Bitirdi nihayet. Hünkârımızın resmi bitti. Diğer resmi de tez zamanda bitir de kurtulalım şu gavur icadından. Şükür kabul etti Allah. Dünya, sana bunu kim yaptı? Söyle. Verelim cezasını. Ben görmedim. Bilmiyorum. Nasıl oldun Gülşah? Daha iyiyim sultanım. Sultanım. Senin cariye pek üzgün. Malum, yine beceremedi. Sen ne demek istiyorsun? İftira atıyorsun, yalan söylüyorsun. Yeter artık. Masum olana nasıl böyle dersin? Senin hiç mi vicdanın yok? Kötülük yapmaktan vazgeçmeyecek misin hiç? Sultanım, sakin olun, bağırmayın. Size yakışmıyor. Burada hastalar var. Şimdi de melek mi oldun? Sen ne zamandan beri hasta düşünür oldun? Kötüsün. Zalimsin. Bunu da herkes biliyor. Sümbüla. Nigar Kalfa. Hürrem Sultan, çabuk götürün buradan. Seyretmeyin. Lütfen Sultan. Susun. Sultanım, hadi gidelim.
Signor Gritti, ailenizden uzak yaşamak zor olmuyor mu? Zorlandığım oluyor İbrahim Paşa. Ama bu şehir benim doğduğum yer. Evim burası. Konstantiniye dünyanın merkezi. Yakında kız kardeşim Monica Teres beni ziyarete gelecek. Kendisine yazık ki eşini yeni kaybetti. Yasını burada biraz unutturmak istiyorum. Kendisine taziyelerimizi söyleyin. Signor Gritti, bu güzel sofradan kalkmanın vakti geldi. Misafirperverliğiniz muhteşemdi. Musiki pek güzeldi. Sultan Süleyman Han Hazretleri, şeref verdiniz. Unutulmaz bir gün yaşadım sayenizde. Sohbetlerinizden bizi mahrum etmeyin lütfen. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz Signor Gritti. Merak etmeyin. İbrahim Paşa ile irtibatınızı kesmeyin. Leo. Paşa Hazretleri. Bitti mi resimler? Hünkârımızın resmi bitti paşam. Hala. Öteki resmin vaziyeti? O da bitmek üzere. Hünkârımız görmek için sabırsızlanıyor ha. Paşam, ben bir şey isteyeceğim. Söyle bakalım. Kırım'a, ailemi görmeye gitmek istiyorum. Çok özledim. Olur. Münasip bir vakit yollarız seni. Aileni görüp geri gelirsin. Zira sana burada ihtiyaç var. Nereden çıktı bu hünkâr kalfalığı? Velde Sultanımız buyurdu. Oldu. Nigar Hatun'la bir meselem yok. Kızarım ederim ama severim de. Lakin bu vazife ona bir gömlek büyük. Altında ezilip kalmazsın. Akıllı hatundur. Baş edecektir. Fazla akıllı, fazla. Keskin sirke misali kabına zarar vermesin inşallah. Sen onu bırak. Mahidevran Sultanımızı kolla. Hâli hal değil. Kaç gündür yemiyor, içmiyor. Gözlerinin altı çöktü. Dayı hatun. Hünkârım. Nedir mesele? Size beni yalnız bırakın demedim mi? Hünkârım. Bağışlayın, görmedim sizi. Neyin var senin? Ben... Konuş Mahidevran, anlat. Nedir seni bu hale getiren? Mihrimah. Hadi. Mehmet. Oğlum. Aç ağzını. Gel. Nigar nerede? Neden benimle ilgilenmiyor? Gülnihal'de yok. Hünkâr kalfası oldu ya, ondandır. Hünkâr kalfası? Ne demek o? Yani kalfaların başı oldu. Dayı Hatun'la Sümbül Ağa'dan sonra onun lafı geçer artık haremde. Hadi Mihrimah. Kim yaptı bunu? Valide Sultanımızın emriyle olur ancak. Garip. Çok garip. Git Nigar'ı getir bana. Bir sıkıntın varsa söyleyebileyim. Bu son hadiseler beni çok korkuttu. Sinirlerim bozuldu o yüzden. Bu halini hiç beğenmiyorum. Mustafa'yı da korkutuyor bu halin. Endişelendiriyor. Bağışlayın hünkârım. Kendime hakim olamadım. Öyleyse git Mahidevran.
Madem iyi değilsin, madem hakim olamıyorsun kendine, seni Edirne'ye yollayalım. Orman havası alırsın, iyi gelir. Affedin beni hünkârım. Derhal toparlayacağım kendimi. Niye edersin? Sultanım, beni çağırmışsın. Seni mühim vazifenden alıkoydum. Sultanım, bana kızdın mı yoksa? Seni hünkâr kalfası yapmışlar. Doğru. Neden söylemedin? Hadiselerden dolayı unuttum demeyi. Peki ne yaptın da yükseldin birden? İhtiyaç hasıl olmuş. Malum, her gün bir hadise çıkıyor. Haremin düzeni için valide sultanımız böyle uygun görmüş. İyi. Desene, benim elim kolum daha da uzadı. Alex, benim melek yüzlü sevgilim. Benden istediğini yapıyorum. Rutenya'ya, aşkımızın topraklarına gidiyorum. Gitmeden seni son bir kez görmeme izin ver. En azından bunu yap benim için. Seni hayatı boyunca sevecek ve yasını tutacak bir adama bunu çok görme. Yarın has bahçedeki çeşmenin arkasında bekliyorum. Leo pek maharetliymiş. Şaşırttı beni. Gerçekten öyle. İnşallah hünkârım da beğenir. Ben de bir resim istiyorum. İkimizin. Sizin yokluğunuzda hasretle bakacağım. Neden olmasın? Sultanım, Paşa Hazretleri. Yemek hazır. Masayı kuralım mı? Ben bir şey yemeyeceğim. Signor Gritti öyle bir ağladı ki bizi bugün. Pek memnun kalmışsınız. Kimler vardı? Frank Hatunlar. Sadıka. Sizi dinliyorum. Frank Hatunlar. Kimseler yoktu sultanım. Kimseyi hatırlamıyorum. Demek ki görmek istememişim. Sizden gayrısını hatırlamak, gayrısını görmek mümkün mü? Lakin hünkârım pek değer verdi Gritti'ye. Bundan sonra mühim vazifeler onu bekler. Daha fazla görüşeceğiz. Signor Gritti,
Hünkârımızla konuştuk. Nazik davetinizden sonra sizden bir isteğimiz olacak. Sultan Süleyman Ağa'nın isteği benim için emirdir. Hünkârımız sizi devlet-i âliyenin Hristiyan âlemiyle alakalı siyasetinde danışmanı olarak görmek istiyor. Hünkâr Hazretleri böyle bir vazifeye beni layık gördüğü için onur duydum. Hala. Hala. Signor Gritti, sizi ve geldiğinde kız kardeşinizi sarayımda ağırlamak isterim. Eşim Hatice Sultan, kız kardeşinizle tanışmaktan çok mutlu olacaktır. Şeref duyarım İbrahim Paşa Hazretleri. Kız kardeşim ve ben orada olacağız. Nigar Kalfa, neredesin sen? Her işi kendim yapar oğlum, yetişemiyorum. Hadi al şunları götür meşkhaneye. Çok mühim işlerim var. Kalfalardan biri götürsün. Bana bak. Hünkâr kalfası oldum diye kendini bir şey sanma. Allah yarattı demem yakarım canını. Bakalım neymiş mühim işlerin. Hünkârım, Signor Gritti danışmanlık teklifinizi kabul etti. Şükranlarını sunuyor. Onunla yakın çalışmanda fayda görüyorum İbrahim Paşa. Bilmesi icap eden ne varsa öğret. Bilmemiz icap eden ne varsa öğren. Siz merak buyurmayın. François'un annesinin mektubuna cevap yazdıracağım. Fransız elçiyi çağırın gelsin. Marcelio, hemen Venedik Sarayı'na bir mektup yazalım. Babamın bu hızlı gelişen ilişkilerden haberi olmalı. Signor Gritti, Doç Hazretleri bu yakın ilişkiden memnun kalır elbet ama bir o kadar da tedirgin olacaktır. Babama bağlılığımı başka nasıl gösterebilirim ki? Onu tedirginlik içine sokacak herhangi bir şeyin içinde olmam. Aksine, sarayla kurduğum yakın ilişki Venedik için de hayırlı olacaktır. Gel kafa. Gene ne var? Bunu Hürrem Sultan'a ver. Olmaz, götüremem. Birileri görürse başım belaya girer. Sultanımızın resmini çizdi ben. Kendi istedi daha önce. Kötülük yok. İyi ver. Ortalıklarda da dolanma git. Tamam. Demek bu yüzden giyinip süsleniyordu. Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz'in, Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Sivas'ın ve Dulkadir vilayetinin ve Diyarbakır'ın ve Kürdistan'ın ve Azerbaycan'ın ve Şam'ın ve Halep'in ve Mısır'ın ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen'in ve atalarım, ecdadımın kahredici kuvvetleriyle fethettikleri ve büyüklüğün sığınağı olan zatımın ateş saçan ve zafer nakşeden kılıcıyla fetheylediği nice memleketlerin sultanı. Sultan Beyazıt Han oğlu, Sultan Selim Han oğlu, Sultan Süleyman Hanım. Sen ki Fransa vilayetinin kralı Fransuas'ın. Hükümdarların sığındığı kapımıza elçiniz Frangipan ile bir mektup ve sözlü olarak bir takım haber göndermişsiniz. Ülkenizin istila altında olup şu anda hapiste olduğunuzu bildirip kurtuluşunuz için bizden yardım talep etmişsiniz. Bundan başka ne söylediyseniz her şey alemin karargahı olan tahtımın ayaklarına arz olunmuştur.
Her şeyden ayrıntılı olarak haberdar oldum. Şimdi, hükümdarların yenilmesi ve hapsolunması hayret edilecek bir şey değildir. Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz. Böyle durumlarda bizim büyük babalarımız ve atalarımız, Allah kabirlerini nurlandırsın, düşmanı def etmek ve yeni ülkeler fethetmek için seferden geri durmamışlardır. Biz de onların izinden gidip memleketler, sarp ve korunmuş kaleler fethelemekteyiz. Gece gündüz her daim atımız eğerlenmiş, kılıcımız belimize kuşanılmıştır. Allah hayırları nasip edip iradesi neyse yerine gelsin. Bundan başka durumlar ve havadislerin gönderdiğiniz adamınıza sorulmuş olduğu malumunuz olsun. Böyle biliniz. Paşa Hazretleri. Yine bir hadise mi oldu Sümbül Ağa? Paşam yeri ve vakti değil ama. Söyle. Nigar Hatun'a bir haller oldu. Uzun zamandır garip davranıyordu. İşleri de boşlamıştı ama ona rağmen terfi aldı. Hünkâr kalfası yapıldı. Sümbül Ağa, valide sultanımız münasip görmüş. Sana mı kaldı sorgulaması? Haşa paşam. Ben başka bir şey demeye geldim. Nedir söyle. Nigar Hatun'u hasbahçede gördüm. Ressamla efendiden bir mektup almıştır. Gizli saklı hem de. Belli ki aralarında bir şey var. Hani bilmek istersiniz diye düşündüm. Leo. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu adam? Vallahi ve tillahi gözlerimle gördüm. Benim canımın parçaları. Çok mu özlediniz beni? Ben de sizi her gün görmezsem olmuyor. Mihrim ha. Nigar Kalfa bir şey mi var? Yok sultanım. E niye geldin sen? Şifahaneye gidecektik Hürrem Sultan'la. Sırası mı şimdi Nigar Kalfa? Nigar Kalfa. Buyursunlar Sümbül Ağam. İbrahim Paşa'm seni çağırdı. Terasında bekliyor. Öyle mi? Hı. Neden çağırmış sen bilirsin. Nereden bileyim ben? Hünkâr kalfası sensin. Orası senin mutlukan. Sen de taktın bana ha. Bir bilsem kusurum ne? Allah'ını seversen. Hadi git bekletme paşayı. Köteği de aklın başına gelsin. Paşam, beni emretmişsiniz. Ver bakalım şunu. Neyi paşam? Mektubu. Leo'nun sana verdiği mektubu. Yanlışınız var paşam. Kim söyledi? Leo efendi bana niye mektup versin? Nigar Kalfa.
açıklamaya. Paşam ben... Senin Rusçan iyi de değil mi Nigar Kafa? Şunu bana bir oku bakalım. Paşam ne oldu? Oku dedim sana! Alex, benim melek yüzlü sevgilim. Benden istediğini yapıyorum. Rutenya'ya aşkımızın topraklarına gidiyorum. Gitmeden seni son bir kez görmeme izin ver. En azından bunu yap benim için. Seni hayatım boyunca sevecek ve yasını tutacak bir adama bunu çok görme. Yarın Haz Bahçe'deki çeşmenin arkasında bekliyorum. Alex. Alex. Alexandra. Rutenya. Rutenya. Rem. Yakaladım seni Hürrem. Yakaladım seni.